böyle şeyler söylüyorlar. Çok üzüle üzüle bunları sordular. Şimdi efendim en çok üzüldükleri nokta da şuydu. Erdoğan'la birlikte çok üzüldüler. Dün AT ve A Haber ortak yayınında. Yangında iktidar neler 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 yaptı da işte bir takım hainler bunları yalan terörü adını da taktılar. Yalan terörüyle nasıl işte görünmez hale getirdiler. Bir dakika, biz hani tamam yalan söylüyoruz. Şimdi izleyeceksiniz dün akşamdan bir görüntü, kısacık bir görüntü. Termik santralin oradan. O da mı uydurma? Onu nasıl tanımlayacaksınız bilmiyorum. Buyurun sadede gelelim. Bakın, Kemerköy Santrali işte böyle cayır 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 ve çevre böyle yandı. Hazar Dost Akdivi Komtere'den sevgili kardeşim diyeceğim çocuğum hatta o anlarda böyle nefes nefese nefes nefese yayın yaptı. Bir onları hatırlayalım. Kapatmıyorum. Yayında mıyım? Herkese iyi akşamlar. Milas'ta korkulan oldu diyebiliriz. Yangın çok hızlı bir şekilde etkisini artırarak termik santrali adeta ele geçirdi. İtfaiye kuvvetleri termik santralden şimdi çıkış yaptılar. Jandarma kuvvetleri İnsanlar oradan çekilmesi konusunda uyarıyor. Yüksek ihtimalle ileride yol da kapanacak. Bakın yangın ta arka tarafta. Fakat etkisi hemen benim önüme kadar geldi. Sadece kıvılcımlarla oldu bu. Buraya damlayan kıvılcımlarla oldu adeta. Şu anda termik santralden itfaiyeler de çekildi. Açıkçası 3 gündür kritik nokta dediğimiz santrali bugün yangının ele geçirdiğini söyleyebiliriz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Fakat burada yangın o kadar şiddetli, rüzgar o kadar şiddetli ki hani yangını daha da ileriye doğru götürüyor diyebiliriz. Şimdi biraz ileri gidip size göstermeye çalışacağım elimden geldiğince yangının gücünü. İtfaiye kuvvetleri tonalar müdahale ediyor şu an burada yangına. İnsanlar hızlı bir şekilde gitmeye çalışıyorlar fakat sanıyorum ki burası Milas'a giden yol aynı zamanda. Milas'a giden yolun kapanması demek, buradaki insanlar için tek bir güzel başlanması demek. Bakın, bahsettiğiniz o burası. Geldik. Şimdi bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi buradaki 5 gündür aslında bu santralle ilgili yayın yapılıyor. Duyurular onun çevresinde tabii yapılıyor vesaire falan. 3 gün önce, 4 gün önce oradaki benim tanıdığım birisi, annesi babası orada Orhan Bey diye bana bir mesaj attı oradan. Yaklaşıyor, santrale yaklaşıyor. Yani 3-4 gün içinde böyle giderse santrali ele geçirecek yangın diye mesaj attı. Bunlar hep paylaşıldı. Daha sonra o santralle ilgili, santral ve yangın arasındaki o ilişki hep haberlerin baş köşesinde oldu. Şimdi buradaki böyle bir durumda, 5 gündür bilinen bir olayı kontrol altına alamamak ne demek? Ben bunu anlamadım. O kontrol, buradaki Ayşenur, ben sadece şunu söylüyorum. Böyle çok olağanüstü bir durumda buradaki yönetimi bir askeri bir olay var orada demektir. O zaman sivillerin bütün o güçleri askere vereceksin. Asker çünkü orada ne yapacağını bilir diye ben düşünüyorum orada. Bir komutanı koyacaksın oraya, bunun başına. Çünkü onlar savaş stratejisi. Burada bir savaştır. En çok sorulan soru da bu günlerdir. Asker neden yok? Asker neden yok? Asker neden yok? Herkes bunu soruyor. Ama dün akşamki işte gazeteciler hani ne sordu diyorsun ya, mesela bu soru yoktu. O soru yoktu çünkü Erdoğan'ın askerleri istemediğini böyle durumlarda biliyoruz. Bu konuda da haberler de çıktı. Ben bir sürü haber okudum burada.
gayri resmi olarak, yani kulis haberinin ötesinde AKP'nin AKP'den gelen, yansıyan haberler hep Erdoğan'ın, askerin bu yangın söndürme meselesine karıştırılmaması konusunda görüşlerini anlattılar ve buradaki sadece çok pasif bir görev üstlendi askerler. İşte yangın söndürme araçlarını gönderdiler, şu bu vesaire falan, 700 tane. Buradaki, fakat belediyelere baktığınız zaman, belediyelere, Milas Belediyesi olsun, Antalya olsun, diğer Bodrum vesaire, bütün onlar hiçbir askeri askerden bir müdahale gelmediğini söylüyorlar onlar. Şimdi, burada onlar nerede olduğunu biz bilmiyoruz. Fakat göndermişlerdir, araç göndermişlerdir. Vatandaşlar mesela hani orada, üstelik de Bekir Pakdemirli, bu sefer doğru söyledim adını, Bekir Pakdemirli beyefendi, bakan oluyor kendisi biliyorsunuz. Dedi ki ya bir dakika dedi, sivil halk dedi karışmasın bu işlere dedi. Hani karıştır, şey yapıyorlar dedi, ayağımıza dolanıyorlar demeye getirdi. Uçaklar da öyle, ayakta da dolanıyor. Görelim mi vatandaşlar nasıl çaba gösterdiler? O vatandaş görüntülerini bir, hayır o değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden giden itfaiye ekipleriyle vatandaşın el ele çabası. Bunlar tahliye görüntüleri sonra. Ha bu. Bunu verelim bir. C hortumu C. 2, 3 tane getir. Sen 3 tane getir. Ne olur ne olmaz. Şurada biriktirelim. Özlem Bey aşağıya geçiyorum ben. Şimdi bakın, günlerdir uyarıldı, günlerdir bu insanlar İstanbul'dan gitti itfaiye erleri. Bir fotoğraf karesi var, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden giden itfaiye erlerinden birinin zavallının ayakları yanmış. Bir o fotoğrafı da bakın, görüyor musunuz? Yani inanılmaz koşullarda çalıştılar. Cansiperhane şey beğenmedi. Bakan. Bakan beğenmedi. Dahası Erdoğan tuhaf bir şekilde hem yangınları söndürmek bizim işimiz ama sorumluluk belediyelerde dedi. Şimdi birazdan sana Erdoğan nelerden sorumlu, nelerden sorumlu değil diye soracağım. Ama önce bir Erdoğan'ın dün akşam birkaç defa dinledim, itiraf edeyim. Kulaklarıma inanamadım çünkü. Söylediklerini bir ekrana getirelim. Bütün bu ormanların bakımı, bu noktadaki ıslahı ve Allah göstermesin işte bu tür yangınlar olduğu zaman bu ormanların bu noktada söndürülmesi vesaire, bunlar birinci derecede bizim sorumluluğumuz. Ama yerleşim bölgelerine geldiğimiz zaman yerleşim bölgelerindeki bu tür yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır. Ben belediye başkanlığı yaptım. Bunlar hayır bizim burada sorumluluğumuz yok diyemezler. Açsınlar yerel yönetimlerle ilgili.